Merhaba, Instagram İnci Yeşilyurt veya İnci Yeşilyurt Official adresinden DM yorumuz ve telefon numarası yazıyorsunuz. İnci ablanız sizi tek tek arıyor. Paylaşıyoruz, dertleşiyoruz. Belki de itiraflarda bulunuyorsunuz. Sonra İnci ablanız kendi önerilerini getiriyor size. Bu kanalı izleyenler kendi önerilerini getiriyorlar. Siz hepsini hep birlikte değerlendiriyorsunuz ve kendi hayatınızın kararını en size faydalı olacak şekilde verebiliyorsunuz. Evet, ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona tıklayarak İnci ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü rumuzumuzun ismi Sanem. Sanem. Kendi ismini değil. Değiştirdiği ama beğendiği bir isim. Merhaba, Rumuz Sanem'le mi görüşüyorum? İnci Yeşilyurt arıyor. Evet, buyurunuz. Peki, görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak. Kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorum. Nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum efendim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz Çok iyi sormalı. olsanız beni niye arıyorsunuz? Şöyle iyiyim. Sağlığım yerinde. Şükür. Sadece hayatım iyi değil. Ay. Söyleyebilir miyim? Tabii ki dinliyorum. Şimdi biz 2 seneden fazla oldu. Sevgiliyiz. Çok şöyle ciddiyiz. Benim ailem biliyor ama onun ailesi bilmiyor. Niye bilmiyor? Ciddiyiz. Hani bizim ilişkimizi onun ailesi bilmiyor. Onun tarafını Neden? bilmiyor ama benim bilmiyorum işte, ben bunu sormak istiyorum. Ben hatta kendisine dün dedim ki hani biz o kadar ciddi gidiyoruz. Her yere paylaşıyoruz. Resim çekiyoruz. Tatile gidiyoruz. Çok iyiyiz. Yani o benim iş yerime geliyor. Bana gidiyorum. Niye ailen bilmiyor ki? Niye söylemiyorsun? Bana dedi ki, ben dedim hani 2 seneden fazla biz beraberiz. Ne var hani, evlenmiyorsan bir şey yoksa bir şey yap yani. Ben yoluma bakayım, yaşım gidiyor dedim. Ondan sonra bana kalk dedik ki, ben Karslıyım dedi. Bu arada ben yabancıyım. Evet, ben Karslıyım. Farslı, ben Fars'ım. Ben eğer istersen, ben dedim ki eğer sen istersen dedim, ailene dedim söyleyebilirsin. Sonuçta beni kabul ettirebilirsin. Tamam, biraz bana zaman ver. Dün Hayır. mesela çok Şuna ne cevap verdi? Neden söylemiyorsun dediğinde ne cevap verdi? hata şu oldu. Geceler mesela ben aileme çok her şeyimi söyledim dedim. Evlerinizi yakın işi konuşuyoruz, ediyoruz. Ama bu benle çıkarken mesela kapısının önüne gitsem, yok oraya gelme. Yok aileme saygım var, korkum değil. Dedim korkuyor musun? Hayır, korkum değil, ben kalsın, saygım var aileme karşı. Öyle bir şey Ailesine kabul etmiyorlar saygısı yavaş varsa yavaş. bir dakika. Şimdi elin kızıyla geziyor, tozuyor ama ailesine saygısı var. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Sana saygısı mı yok? İşte diyor ki hani biraz zaman ver, ben onlara söyleyeyim. Şimdi gencim, daha acelemiz yok. Bir Kaç sene daha yaşında? senimiz var. 26, ikimiz de 26'yız. E tamam, 26 yaşında neyini söyleyemiyor yani? Ben daha evlenmiyorum. Evlenmeyi düşünüyorum ama senle evleneceğim. Ben dedim benle oyun oynama dedim. Ben bir şey yoksa, ben günü geçiriyorsan bitir dedim şu ilişki. Ben yoluma bakayım. Hani bütün ailem, akrabalarım beni biliyor. Bu giriyor açık açık. Hani babam da bunu söyledi. Kızım dedi, bu çocuğun niyeti ciddi değil dedi. Hani giriyorsun, geziyorsun da ailesini niye tanıştın? Bir Sen peki bu nişan çocuğun falan. evli olmadığına emin misin? Eminim, eminim. Hani babam diyor ki bir nişan yapsın bari, bir söz şey yapsın. Hani Aha. öyle olmaz diyor. Aha. Ne yapmalıyım? Hani Peki. çok seviyorum çocuğa. Bir de bir Ya anda da yavrum diyorum bak, ki, çok seviyorum diye binlerce kadının, binlerce erkeğin başı dertten kurtulmuyor. Dur şimdi, çok sevmeyi falan. İnci ablan sana bir takım önerilerde bulunacak ama sen bu çocukla, sen de Kars'ta mı, beraber mi? Yani yakın mı oturuyorsunuz? ben İstanbul'da oturuyorum. O da benimle İstanbul'da oturuyor. Sadece Karslı. Aile Anladım. Sen tarafı Karslı. memleketini söyledin. Memleketinin önemi yok benim için de. Yani sıklıkla görüşüyor musun? O anlamda sordum. Evet. Hani her gün mesela o Samandıra'da oturuyor. Ben ta neredeyim? Oradan yola geliyor mesela. Kalıyor. Hani ben diyorum ki açık açık bunu Senin ailene evinde mi söyle. kalıyor? Efendim, yok, evinde kalmıyor. Hani geliyor, görüşüyor, muhabbet ediyoruz, mangala gidiyoruz. Açık, netiz ama diyorum ki hani geçmiş ne yapmalıyım? Beklemeli mi? Ya da bir çarem ne yapmalıyım diyorum. Peki, peki. Bu telefonu kapattıktan sonra ne yapman gerektiğini söyleyeceğim ama lütfen uygula. Senin hayatın için çok önemli olacak. Sonra iş işten geçmiş olmasın. Evet, Rumuz Sanem'i izlediniz. 2 yıllık bir beraberliği var. Fakat
Bu 2 yıllık beraberlikte erkek kızın ailesinden herkesi tanıyor, tanışıyor. Ama kendi ailesiyle asla göstermediği gibi, tanıştırmadığı gibi kızdan hiç bahsetmiyor. Ve hatta evine yakın bir yerde olduğu zaman aman ailem duymasın, aileme saygım var vesaire, bana biraz zaman ver gibi yine abuk cevaplardan birini alıyoruz. Şimdi burada kızımızın babası da uyarıyor onu bir erkek olarak. Bu galiba ciddi değil diyor. Ve ben de acaba evli mi diye sordum. Hayır, eminim evli değil dedi. Ve acaba ailesini evlendirmek istediği başka biri mi var vesaire. Onlarca soru geçti ama hayır değil diyor kendisi. Bir kere Sanem şunu yapacaksın. Alacaksın onu karşına, diyeceksin ki bana zaman ver dedin. Ben artık birbirimizi tanıyacağımız kadar tanıdığımı düşünüyorum. Bu mangal yakmaların, beraber görüşmelerin sonu yok kardeşim. Ve sen üstüne düşen görevleri yapmıyorsun. Benden sadece zaman istiyorsun. Ben sana artık soru sormuyorum. Ben buradayım. Sana 3 ay süre. Bu 3 ay içinde gene görüşürüm seninle. Ama 3 ayın sonunda ailene benden bahsetmediğini ya da gelip babama ailenden beni istetmeyeceğini veya evlenip evlenmeyeceğine dair bana net bir cevap alamazsan beni tatmin etmeyen, sen benden ayrılmasan da ben senden ayrılmak zorundayım. Çünkü ben de bu hayatı bir aile kurarak devam etmek istiyorum diyeceksin. Yani burada asıl olan, net olan senin davranışındır. Karşı taraf ya ben evlenmeyi düşünmüyorum ama seninle evleneceğim gibi yuvarlak yuvarlak konuşmalarla dikkat et gününü gün ediyor. Yani geliyor, geldiği yerde hep seni buluyor. Geliyor, canı mangal yakmak istiyor, seni buluyor. Ve hepsine de adına da seni seviyorum diyor. Seni seviyorsa eğer ve bunda gerçekten samimi ise ailesinin de buna saygı duyması gerekir. Ailesinin de onu desteklemesi, desteklemese bile seni ailesine kabul ettirmesi gerekir. Bu yüzden bir ilişkide erkek erkek gibi olacak derim hep, kadın kadın gibi olacak. Sen de aman benden işte zaman istedi, aman beni seviyor vesairelerle lütfen önündeki zamanını uzatma. Dediğim gibi 3 hafta ile 3 ay arasında kafanda bir süre belirle ve ondan sonra dünya tersine dönse, bak ne diyorum, dünya tersine dönse o verdiği sözü tutmazsa sen de dönme. İnci ablan olarak sana bunu söylüyorum. Aksi takdirde çok beklersin. Evet, bugünkü yayınımız bu kadar. Siz de lütfen kendi görüşlerinizi söyleyin. Kendi önerilerinizi yapın kardeşime. O da kendine, hayatına bir fikir edinsin. Bir güzel yol açsın diyorum. Bugünlük yayınımız bu kadar. Bundan sonraki yayınlarda görüşünceye kadar. Aman kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.